Efendim tıpkı yaşlılar gibi çocuklar ve gençlerde de birçok yerde yasağa uymadığı, polis ve zabıta ekipleri de halk pazarlarını gezdi, kimlik kontrolü yaptı. 20 yaş ve altındaki 5 genci evlerine götürdü. Ancak içlerinden biri o küçücük yaşına rağmen belli ki ekmek peşindeydi. Yasağı duyunca o kadar üzüldü ki onun o haline hepimizin içi acıdı. 5 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, lütfen kendi can güvenliğiniz için evlerinizde kalınız. O uyarıya herkes uymadı. Ekiplerin denetimine takılan 5 genç evlerine götürüldü. Paşamız uç yüze gelmeyeceksin. Devlet de bizi bu için çağırıyor paşam. Yazık değil mi? Niye uğraştırıyorsunuz? Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri çarşı pazar dolaştı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altındakileri buldu. Kardeşim kanunu prosedür gereği yasa. Biz de görevimizi yapıyoruz. Lütfen anlayışla karşılayın. Uyarılan genç tezgahından ayrıldı. Tezgahının başına yaşlı büyük bir abin akraban varsa onlar gelsin, tamam mı? Sen evine. Gelsin. Tamam. Birimizi hastalamasın, Aksaray'ın hastalamasın. Değil mi amma? Yazık. Pazara alışveriş için gelen 5 genç de polis otosuyla eve götürüldü. Zorla götüreceğiz. Hak ediyorlar çünkü. Burası da Şanlıurfa Siverek. Sokağa çıkma yasağı var çocukların. Evet. Niye çıktın? Ekmek almaya gideceğim. Niye çıktın? Ben gittim telefoncuya. Amcamın telefonu bozulmuş. Her birinin ayrı bir bahanesi vardı. Bazılarının yasaktan haberi bile yoktu. Neyse ki polisten önce onları haberci abileri görüp uyardı. Ne geziyorsun? Dersine yok yapayım. 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasak ama. Eve git, tamam mı? Bu çocuk da yasağı duyunca üzüldü, eve gitmek istemedi. Belli ki omuzlarında geçindirdiği bir evin yükü vardı. Ama mecburdu. Sağlık her şeyden önce gelirdi. Boynunu büktü, evin yolunu tuttu.